Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan bir lezzet durağındayız. Etobüs'ten sesleniyoruz. Kendileri burada birbirinden lezzetli tatları sunum olarak konuklarıyla buluşturmuşlar. Buranın işletme sahibi beyefendi İsmail Beyoğlu ile birlikteyiz. Bakalım kendisi bize ne gireceğini bilgiler aktaracaklar. İsmail Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Şimdi Konya'da olmaktan her zaman keyif duyuyoruz. Evet. Mevlana'nın şehrinde olmaktan. Şimdi Etobüs'ün bir hikayesi var. Bir kuruluş size geçti daha sonra. Siz genç girişimci olarak ticari faaliyetleriniz de var. Şöyle sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimiz öncelikle. İsmail Beyoğlu kimdir? Sektörle şöyle giriş hikayesi nasıl gerçekleşti? 1986 Akşehir, Konya Akşehir doğumluyum. Evet. Yaklaşık 15 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Evet. Otomotiv sektörüyle daha fazla ilgilendiğimiz bir alan. Yeriniz nerede? Konya Karatay Galericiler Sitesi'nde yerimiz. Sitesinin içinde profesyonel bir hizmet var değil mi? Evet. Nasıl araçlar satıyorsunuz? Türkiye'nin her yerinden araçlarımızı alıp Konya'da satıyoruz. Üst segment araçlarımızla evet. Uğraşıyoruz. Şimdi insanlar artık yeni nesil araçlar istiyorlar. Evet. Akıllı araçlar istiyorlar. Evet. Konforlu, güzel araçlar istiyorlar. Siz de onları sağlıyorsunuz. Evet. Peki Türkiye'nin farklı noktalarından geldi. Orada satışlar yaptınız. O işiniz devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi burayı konuşalım. Bir lezzet durağını konuşalım. Bunun hikayesi nedir? Burası aniden gelişen, daha önceden de ilgi duyduğum bir sektördü. Düşünüyor muydunuz bu kafanızda var mı? Kafamda illaki vardı. Her insanın olmasını istediği bir ikinci bir ticari kol. Evet. Aniden gelişti. Açıktı burası ama. Burası 2,5-3 yıldır aktif işleyen Meram Yeni Yolda. Yerimiz lokasyon olarak Meram Yeni Yolda. Güzel. Şimdi siz burayı bir satış aşaması oldu. Devrediyorlardı. Aldınız burayı. Evet. Güzel. 5 aydır bizde. Nasıl gidiyor süreç? Memnun musunuz? Çok hoşuma giden, çok real bir ticaret. İstediğiniz için de zaten. Evet, istediğimiz için de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şimdi yeriniz bir kere güzel. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Güzel dokunuşlar var, ilginç de tasarımlar var. Evet. Hem içeride hem dışarıda hem de çocukları da düşünmüşsünüz. Kaç metrekare bir tesis? 250 metrekare alanda oluşan bir tesis. 3 aşama gibi bir yer aslında değil mi? Çocuklar var. Çocuk parkımız var. Orta alan var. Evet. Bahçemiz var. Artı mutfağımız. Şimdi orayı ben açayım hemen bir parantez. Şöyle evet. Ekranlara başındaki değerli izleyeceğimizi anlatalım. Mutfak böyle tam ortada. Tam ortada. İki ayrılmış. Konuklar içeri giriyorlar. Evet. Ve mutfağın her şeyini görebiliyorlar. Evet, buraya gelen müşterilerimiz mutfakta yapılan tüm hizmetleri görebiliyor. Anladığım kadarıyla Konya'da böyle bir konsept yok. Yok. Sadece bizde var. Etobüse güzel. Özel. Gayet güzel. Hijyen olmanız zaten bu da onun bir göstergesi. En çok özen gösterdiğimiz nokta hijyen. Evet. Yani gelen konukların o şeyi görmesi. Mutfağımız zaten kapının girişinde olması bizim hijyende en önde gelen. Ön plana çıkaran aynı. Sizi bir unsur diyebiliriz. Personelin kılık, kıyafet, güler yüz. Ama değil mi? Bunlar evet. Önemli şeyler. Peki şimdi biraz menüyü konuşalım. Sabah kaçta başlıyor mesai, kaça kadar devam ediyor? Sabah 8.30'da başlar kahvaltıyla. Evet. Çok zengin bir kahvaltımız zengin. Bulunmaktadır. Merhaba. Ve Konya'da menü. Gerçekten duyulmuş bir kahvaltıya sahibiz. Şöyle ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize de gösterelim. Burada güzel bir katalog çalışması var. Kahvaltımız, menümüz geniş, yakın 40'a yakın. 40'a yakın sıcak, evet. Soğuk çeşitlerimiz evet. Var. Yöresel ürünler yöresel var. Ürünlerimiz, aynen. Köy kahvaltısı aynen. Tarzında. Yani menümüzün fiyat politikası da güzel. Evet. Kişi başı insanlar geldiği zaman burada keyifli bir şekilde değil mi? Keyifli ve ucuz, en kaliteyi tadabilecek bir şekilde şimdi geliyorlar yani. Çorbayla başlayan yemek hikayesi de evet. Var. Şimdi onu da şöyle gösterelim. Neler var? Çorbamız var. Bonfile tavamız var. Tava çeşitlerimiz komple var. Hı-hı. Makarnamız var. Evet. Izgara çeşitlerimiz var. Pizzamız var, hamburgerimiz var. Gayet güzel. Çok zengin bir menümüz var. Salatamız var. Salatamız bonfile, tavuk, ton balıklı birçok çeşit salatamız bulunmaktadır. Gayet güzel. Şimdi böyle devam ediyor. Pizzalar, hamburgerler, makarnalar, tava yemekleri evet. Derken ızgaralar. Peki. Şimdi yemek yedik. Oturup sohbet edeceğiz. Bu arada tatlı lazım. Neler var? Tatlı çeşitlerimiz zengin. Özellikle bizim etobüse özel. Sizin özel hazırladığınız. Şu an hazırladığımız yani konsepte sunduğumuz
dondurma kızartması var. Soğuğu sıcak yapıyorsun. Aynen. Kızarttığınız dondurma kızartması. Böyle dondurma kızartmamız var. Evet. Yan destekleyici tatlılarımız da var. Tatlılarımız da var. Genel bir traliçemiz var, frambuanımız var, waffle'ımız var. Spangülemiz var. Evet. Böyle çeşitler bol. Yani evet, aynen. Kadar. Kafe tarzımız içeceklerimiz de mevcut. Ondan evet, onu da belirtelim. Kafe, restoran zaten tabii, konseptinde tabii olduğu için soğuk sıcak içeceklerimiz mevcuttur. Mevcut burada. Peki şimdi sektörle ilgili genç girişimci birisiniz. Böyle kafanızda bir hedef var mı? Etobüsle ilgili ileriye dönük planlarınızı büyütmeye yönelik bir şeyler düşünüyor musunuz? Tabii Etobüs gerçekten markalaşmaya değer bir isim ve konsept. Gerçekten ilerleyeceğini, Etobüs 1, 2, 3 diye ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah öyle bir projelerimiz var. İnşallah, neden olmasın? Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Bu tabi biraz size de bağlı. Evet. İyi vereceğiniz kaliteli hizmetle müşteri memnuniyetini yakaladık mı? Aynen. Zaten bu zincir bir şekilde büyüyor. İsim hakkı sizin mi? İsim hakkı bizim. Sizde. Peki şimdi oldu ya, yayından sonra bir teklif gelebilir. Farklı bir ilden bir teklif gelebilir. Franchise. Açık mısınız bu teklifle? Biz düşünüyoruz, yapmak da istiyoruz. İstiyorsunuz. Yani. Bunları evet. Açıksınız. Açıyoruz. Duyurmuş olalım açıyoruz. Bunu da. Şimdi hijyen falan dedik de etin kalitesi de önemli. Nereden alıyorsunuz? Bilindik bir kasapla mı? Bilindik Konya'nın en tanınmış sağlık kasabından alıyoruz. Evet. Ürünlerini sağlık kasabından getirtiyoruz. Bu da bir dinleniyor anladım. Dinleniyor, terbiyeleniyor. Terbiye evet. Yani aşamalardan geçiyor. Tamam. En sağlıklı etimizi müşterilerimize sunuyoruz. Ustalarınız da iyi. Ustalarımız evet, Konya'nın en kaliteli ustalarımız. Buradan tebrik edelim ustalarımız. Biz de izledik biraz. Güzel. Herkes hijyen kurallarına uygun bir şekilde burada çalışıyorlar el birliğiyle. Teşekkür. Dışarıya paketler var mı, böyle oluyor mu? Paket servisimiz şu an yok. Olacak mı? Olacak. Üniversiteye de özel bir şey yapacağız. Paket düşünüyoruz. Paket işi evet. Düşünüyorsunuz. Bir alo servis hattı bekliyoruz. Alo servis hattımız kuruluyor. Onu da buradan duyurmuş olduk. Şimdi birbirinden lezzetli tatlar ve bu sunumların olduğu yerde Etobüs'ü bugüne dek destekleyen, tercih eden şöyle müşterilerinize, Konya halkına bir de teşekkür son sözlerinizi alalım. Etobüs'e gelen tüm müşterilerimizin ayaklarınıza sağlık. Kaliteli, sağlıklı hizmeti biz Etobüs'te her zaman vermeye devam edeceğiz. Gayet güzel. Peki ben size ve bütün çalışma ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Bölgeye, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bölgeye, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah o hedeflerinize de ulaşırız. İnşallah. Görüşürüz, inşallah. Şubeleşiriz, zincir yaparız. İnşallah. Yeni şubelerde tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi Mevlana'nın şehri Konya'dan bir lezzet durağındayız. Etobüs'ten seslendik ama nereden? Bir masal beyefendi İsmail Bey'le aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyona aktarıyoruz. Hoşçakalın.